Rust. Nasıl bir oyun? Rust, hayatta kalma temalı bir oyun. Sahilde anadan üreyen bir şekilde oyunun size verdiği kaya ve meşale ile doğarsınız. Oyunun temel materyalleri taş madeni, odun, sülfür madeni, metal madeni, kumaş ve yüksek kaliteli metal şeklinde ham madde ya da materyalleri mevcut. Oyunun başlarında işinize yarayacak olan malzemeler odun, taş madeni ve kumaş. Bunları toplayıp kendinizi savunma amaçlı ortaya basabilir, ev yapmak istediğiniz yere kadar koşup kendinizi savunabilirsiniz. Bu oyunda kendine has bir takım demirbaş niteliğinde bazı malzemeler var. Buna oyuncular component ya da yol lootu diyorlar. Nedir bu yol lootu ya da component? İçerisinde en başta olmak üzere hurda, dişli, metal bıçak ağzı, metal boru, metal yay, halat, dikiş seti, yol işareti, tüfek gövdesi, SMG gövdesi, yarı oto gövdesi, muşamba, teknoloji çöpü, propan tankı, metal levha, elektrik sigortası şeklinde birçok malzeme yer alıyor. Bu malzemeler ile ham maddeleri birleştirerek kendinize silah, zıpkın, garaj kapısı, dikenli tel, arbalet, kıyafet, zırh, lazer, holografik görüş ve benzeri gibi birçok kullanışlı malzemeyi üretebilirsiniz. Ama diyelim ki evinizde kıyafetiniz, zırhınız, silahınız var ve yol lootundan da çok fazla var. O zaman yol lootlarını haritanın bazı bölgelerinde bulunan geri dönüştürücü adı verilen makine ile geri dönüştürebilirsiniz. Ve metal, yüksek kaliteli metal, hurda, kumaş gibi malzemeleri elde edebilirsiniz. Peki bu dönüştürücüler nerelerde bulunur? Uydu anteni, deniz feneri, Arktik araştırma üssü, havaalanı, tren istasyonu, su arıtma, enerji santrali, madencilik sahası, liman, fırlatma sahası, süpermarket, oksun benzin istasyonu, hurdalık, askeri tünel ve son olarak oyundaki güvenli bölgelerin sadece iki tanesinde bu makinelerden bulunur. Karakol ve haydut kampı. Nedir bu karakol ve haydut kampı? Öncelikle oyunda birçok güvenli bölge mevcut ve güvenli bölgelerin ortak özellikleri güvenli bölge alanına girdiğiniz anda elinizde silah, kazma, balta gibi delici, kesici malzeme varsa size uyarı veriyor. Diyor ki, kardeş 5 saniyen var. O elindeki zımbırtılar ya götün... O elindeki zımbırtıları ya envanterine sok ya da ben sana pamuğu sokarım diyor. Ve sen de el mahkum bırakıyorsun. Güvenli alan içerisinde eline izin verilmeyen hiçbir malzemeyi alamıyorsun. Sadece can basabileceğin malzemeleri ve kaya, meşale, kano küreği gibi birkaç malzemeyi eline alabiliyorsun. Aranızda çok meraklı ya da toksik oyuncular şunu sorabilir. Ben küreği ya da kayayı elime alabiliyorsam güvenli bölgede adamları öldürüp loot'tan alabilir miyim? Öldüremezsin kardeşim. Güvenli bölge içindeki hiç kimseye zarar veremezsin. Hatta sen o adamı vurduğun an... Güvenli bölgelerde ayı, kurt, geyik gibi canlılar dolaşabiliyor. Bu canlıları kaya veya kürek ile öldürüp etini, derisini alabilirsiniz. Sorun olmaz ama başka bir aletle öldürürseniz yine güvenli bölgenin etrafında otomatik taretler ve sürekli devriye atan NPC'ler mevcut. Yani sen herhangi bir canlıya vurduğun an bunlar seni öldürüyorlar ve güvenli bölgeye 5 dakika boyunca giremiyorsun. Ama merak etme toksik kardeşim, oyun seni bile düşünüyor. Güvenli bölgede ölürseniz veya biri ölmüşse üzerinizde bulunan loot çanta şeklinde yere düşüyor ve yaklaşık 20 dakika falan yerde kalıyor. Süreyi yanlış biliyor olabilirim ama uzun bir süre kaybolmuyor, onu biliyorum. Süreyi doğru bilenler yoruma yazsınlar lütfen. Bu çanta güvenli bölgenin içinde ise hiç kimse tarafından açılamıyor. Çantanın sahibinden başka kimse o çantayı açamaz ama bu sadece güvenli bölgelerde geçerli, unutmayın. Neyse, konu dağılmasın. Nerede kalmıştık? Karakol ve haydut kampı. Oyunda en çok kullanılan güvenli alanlardandır. Sebebi şu, sunucuya yeni başlamış kişiler güvenli alanların içerisinde kalan odun, taş, yol lootu gibi malzemeleri farmlayıp güvenli alan içindeki otomatlardan işlerini kolaylaştıracak malzemeler satın alabilir ya da üretebilirler. Mesela odun taş kastın güvenli bölge içinde bulunan varilleri kırdın, varillerden halat ve biraz dönüştürülecek loot çıktı. Hemen gittin, dönüşümü yaptın. Biraz da metalin oldu. Şimdi arbalet basıp rakiplerini hezimete uğratabilirsin. Yani aslında karakol ve haydut kampı gibi yerlerde başlangıçta loot yapan insanların genel düşüncesi hem ayrılım dökülmesin hem gelelim diğer güvenli alanlara. Diğer alanlarda da size kimse zarar veremez. Ve her güvenli alanın kendine has sattığı malzemeleri satın alabilirsiniz. Mesela ahırdan at alıp yolları daha hızlı kat edebilirsiniz. Balıkçılık köyünden tekne satın alıp denize daha hızlı loot yapıp haritanın başka sahil kısımlarına seyahat edebilirsiniz. Kardeş, tamam her şeyi anladık ama bunları neyle alacağız diyorsunuzdur. Size component ya da yol loot olarak bahsettiğim materyaller arasında hurda diye bir şeyden bahsettim. Bu materyal oyunun en temel malzemelerinden biri. Güvenli bölgelerden bununla çoğu şeyi satın alabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra hurdanın başka işlevleri de var. Hayatta kalma temalı oyunlarda blueprint, taslak ya da plan olarak tabir ettiğimiz şeyler var. Bunlar oyun içerisinde kullanılan silah, mermi, zırh vesaire gibi malzemelerin öğrenim şeması. Bu şemayı öğrenmeden o malzemenin üretimini yapamıyoruz. Rust da bu öğrenme olayını tamamen hurdaya bağlamış. Yani olay şöyle gelişiyor. Siz
loot yaparken bir tane silah buldunuz ve çok heyecanlandınız. Koşa koşa eve geldiniz. Elinizde de bu silahı planı çevirebilecek hurda var. Hemen bir tane araştırma masası basıyorsunuz ve silahı içine koyuyorsunuz. Sizden istemiş olduğu miktar kadar da hurda koyuyorsunuz ve o silah bir plana dönüşüyor. Tebrikler. Artık siz de bir silah üretebilirsiniz. Gelelim oyunun haritalarında ismi yazan bazı loot alanlarına. Bu alanlar çok tehlikeli ve bir o kadar da riskli bölgeler. Hepsi için tek tek bahsetmeyeceğim ama ortak özellikleri genelde çoğu radyasyonlu bölge ve yol loot'un aksine daha iyi loot sandıkları vardır. Loot sandıklarından silah çıkma şansı yüksek olduğundan yeni açılmış sunucularda kendine güvenen oyuncular bu bölgelere akın ederler. Ama oyuna ilk girdiğinizde üzerinizde elbise olmadığından bu bölgelere çok yaklaşmak ya da içine girmek size yüksek derecede radyasyon verecektir. Bu radyasyon oranı arttıkça ekranınız karıncalanmaya, canınız azalmaya, hatta karakterinizin zıplama koşma gibi fonksiyonlardan mahrum kaldığını göreceksiniz. Bunun ileri derecesi ölüm. Gelelim ev yapımına. Oyunda iki temel malzeme yapı yapmak için kullanılır. Biri inşa planı, diğeri hamur. İnşa planı evinizin nasıl olmasını istiyorsanız ona şekil vermenizi sağlayan bir araç. Temel, duvar, çatı, zemin gibi birçok şekil yapabilmenizi sağlayan bir araç. Ama unutmayın, inşa planıyla yaptığınız her yapının canı 10 olur. Yani osursanız yıkılır hassaslıkta olur. İşte burada devreye hamur giriyor. Hamur ile yapmış olduğunuz temel, duvar, çatı gibi yerleri üzerinizde bulunan malzemeye göre geliştirebilirsiniz. Odun varsa oduna, taş varsa taşa, metal varsa metale, yüksek kaliteli metal varsa yüksek kaliteli metale yükseltebilirsiniz. Evi geliştirdiniz. Kapıların atılacağı bölgelere de kapı çerçevelerini attınız. Şimdi kapı ve kilit basıp yerlerini koymanız lazım. Ama burada çok önemli bir konu var. Kapıların nasıl koyulduğu çok önemli. İç kısımda kalan kapınızı atarken önünüze doğru açılacak şekilde, yani evin dışına doğru açılacak şekilde atın. Dışarıda kalan yere kapınızı arkanıza doğru açılacak şekilde, yani evin içine doğru açılacak şekilde atın. Evin girişindeki üçgen temeli hangi yöne atarsanız atın, kapı girişlerini nereden verirseniz verin hiç fark etmez. Kapıları benim söylediğim şekilde yerleştirin. Bu kapıları eğer söylemiş olduğum şekilde atarsanız bir kapı diğer kapı girişini hitbox'ından dolayı kapatacak ya da yarı alanını dolduracağı için bir kişinin bile buradan geçmesi imkansız olacaktır. Ve böylelikle kapınıza pusan toksik oyunculardan evinizi ve içerideki loot'unuzu korumuş olursunuz. Kapıları attınız. Şimdi evin kalbi olarak adlandırdığım alet dolabı ya da tool cupboard, bilinen kısa adıyla TC'yi atmaya sıra geldi. TC evin kalbi diyorum çünkü bu dolap evin yaşamasında en büyük rolü oynayan malzeme. 1000 tane odun ile TC'yi üretebilirsiniz. Üretimi yaptıktan sonra evin kapısına uzak olan ve kapıdan bakıldığına görülmeyecek bir kısma yerleştirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu alet dolabının olayı nedir? Alet dolabını bir eve sadece bir tane atabilirsiniz ve belli bir mesafeye kadar başka alet dolabı atamazsınız. Alet dolapları evin ihtiyacı olan ham maddeyi sizden sürekli ister. Mesela evinizi komple taş yaptınız, kapıları metal yaptınız ve alet dolabını attınız. Alet dolabının yanına gidip içini açtığınızda size o evin ayakta kalabilmesi için günlük ne kadar taş ve metal istediğini söyler ve siz de gidip o taşı kasarsınız. Gelip alet dolabının içine bırakırsınız. Sonra gidip canınız ne istiyorsa yapabilirsiniz. Bir saniye ya, bu şey değil mi? Kölelik. Neyse, bu kral görünümlü ama kendine bile hayrı olmayan dolabın istediklerini yapmazsanız o dolaba bağlı olan bütün yapılarınızın yavaş yavaş canları azalır ve zamanla tamamen yok olurlar. Ve bilin bakalım en son kim yok oluyor? Tabii ki alet dolabı. Evlerin yapılımı ile alakalı çok fazla tasarım var ama başlangıç olarak bunları bilmeniz yeterli. Aslında oyunla alakalı o kadar çok fazla bilgi var ki ben sizlere bunları anlatmaya kalksam video çok fazla uzun olur. Şimdilik bilmeniz gereken en temel bilgiler bunlar. Eğer video hoşunuza giderse ve hoşnutluğunuzu beğeni, yorum ve abone olarak gösterirseniz Rust'ın diğer bilgilerini anlattığım başka bir videoyu hazırlar sizlerle paylaşırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.